Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Haziran aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, evet gezegeniniz Venüs Koç burcunda ilerliyor. Ayın ilk günlerinde Uranüs'le birleşiyor. Satürn'le olumlu güzel bir üçgen açı yapıyor. Özellikle sizin için gizli olan, bilinmeyen bir sürpriz durumla karşılaşabilirsiniz. Bu Venüs belki kaybettiğiniz bir değerli eşyanızı bulmanızı da bir paraya kaybettiğinizi düşündüğünüz bir paraya kavuşma anlamına da gelebilir ya da hiç fark etmediğiniz gizli bir destekle karşılaşabilirsiniz. Her durumda Uranüs-Venüs kavuşumu bir heyecan, bir sürpriz yaratabilir. Güneş-Jüpiter üçgeni de ayın 3'ünde kesinleşiyor. İkizler burcundaki Güneş, Terazi burcundaki Jüpiter arasındaki üçgen açı genelde hava burçları etkilese de sizin haritanızda biraz da böyle parasal destekler alanında İş ve parayla ilgili konularda yine şanslar getirecek gibi görünüyor. Bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Evet, ayın 4'ünde Mars, enerji gezegenimiz Mars Yengeç Burcu'na geçecek. Genel anlamda motivasyonlarımızla ilgili olduğu için, dürtülerimizle ilgili olduğu için Mars Yengeç Burcu'nda sizin de biraz daha böyle belki aile, kardeşler, yakın çevre ilişkilerine bu süreçte daha fazla enerji harcayabileceğinizi gösteriyor. Ama aynı zamanda Mars olan yerde biraz agresyon vardır. Bu dönemde zaman zaman hani yakınlarınızdaki bir komşunuz, bir kardeşiniz, bir akrabanız onlarla zaman zaman gerilimler de oluşabilir. Buna dikkat edin. Seyahat etme isteğiniz de artacak tabii ki bu süreçte. Evet, ayın 6'sından sonra Venüs burcunuza geçiyor. Bu gerçekten ayın sizin adınıza en önemli ve güzel gökyüzü hareketi. Venüs boğada 6'sından itibaren size tam destek verecek. Benefik bir gezegendir, yani şans gezegenidir ve boğada da çok güçlüdür. Bu nedenle hem maddi konularda hem sevgi, ilişkiler, aşk, güzellik, estetik, sanat, yaşamdan alacağınız zevkler, rahat, konfor, lüks gibi konularda Venüs boğada sizi destekleyecek. Şimdi güzelliğinizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Estetikle ilgili uygulamalar için de son derece verimli bir dönemde olacaksınız. Zaten doğal olarak da Venüs burcunuzdayken çok daha cazibeli, çekici olabilirsiniz. Bu tabii ki ilişkilerinize, sosyal yaşamınıza, aşk yaşamınıza da olumlu yansıyacaktır. Ayın 7'sinde Merkür ikizlere geçiyor ve ayın 24'üne kadar Merkür ikizlerde son derece hızlı ve güçlü. Bu da demek oluyor ki para konuşacak, parayla ilgili görüşmeler yapacaksınız, parasal anlaşmalar olabilir, ticari konular olabilir, para evinizde hızlı bir Merkür var. Seyahatlerden, eğitim gibi konudan, iletişimle ilgili her türlü faaliyetten para kazanabileceğiniz gibi bu anlamda harcamalar da yapabilirsiniz. Yani bol bol kitap alabilirsiniz. Gezmek için, seyahat etmek için para harcayabilirsiniz. Değişik konularda eğitimler için para harcayabilirsiniz. Ama bunların hepsinin geri dönüşü size çok olumlu olacaktır. Ayın 9'unda Jüpiter ileri harekete dönüyor. Evet, artık Terazi burcunda ileri harekette bir Jüpiter var. 10 Ekim'e kadar da Jüpiter Terazi burcunda ileride olacak ve sizin 6. ev konularınız, yani iş ve meslek konularında daha fazla şans ve büyüme imkanıyla karşılaşacaksınız. Ve ayın 9'unda Yay burcu dolunayı. Evet, bu dolunay özellikle finansal konulara işaret ediyor sizin adınıza. Geçtiğimiz ay ikizler yeni ayı ile başlayan bazı konular, özellikle finansal anlamdaki konular, girişimler, düşünceler, her neyse bunlar olgunlaşacak dolunayda. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası etkisi yoğun. Yani ayın 6'sından itibaren ayın 15'ine kadar yay dolunayı etkisindeyiz. Bu eşinizin parasal kaynaklarıyla ilgili bir gelişme olabilir. Sigorta gibi, ikramiye gibi, kredi gibi bir konu olabilir. Genellikle ek parasal kaynaklar anlamına gelir 8. ev dolunayı. Bu dolunayda belki elinize bir miktar para getirebilir sevgili boğalar. Ayın 24'ünden itibaren Güneş ve Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor ve aynı günde Yengeç Burcu yeni ayı doğuyor. Artık ayın son haftasında Yengeç yeni ayı etkilerinde olacağız ve 3. ev konularınız Yengeç yeni ayı ile beraber aileniz ve özellikle kardeşler, yeğenler, kuzenler, akrabalar, yakın çevreniz, komşularınız ve bu amaçla yapılacak seyahatler, geziler, ziyaretler, haberleşme, iletişim, eğitim gibi konular hareketleniyor ve yenilikler yapabilirsiniz. Girişimlerde bulunabilirsiniz. Özellikle önümüzdeki dönem için ay sonundan itibaren çıkacağınız bir seyahat ve gezi için de
planlar yapabilirsiniz sevgili boğalar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.